Evet, sabah ekranında şimdi sırada beklenti raporu var. Beklenti raporunda bir Perşembe klasiği Profesör Doktor Serap Durusoy ve Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'la beraber biz güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Tabii ki öncelikle hocalarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, şimdi tabii... Hocalarım size bir şunu hatırlatayım öncelikle Avrupa Birliği'nde özellikle ECB tarafında Jackson Hole toplantısının sonrasında da FED başkanlarından faiz ve enflasyon yorumları geldi. Bunun üzerine isterseniz özellikle çok fazla Avrupa konuşulmaya başlandı. Çünkü Avrupa ile siz de çok iyi biliyorsunuz artık etle tırnak gibiyiz. Yani ürettiğimiz ürünlerin %58'ini Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Öyle olduğu için de Avrupa'nın ekonomisinde herhangi bir sallantı ve sarsıntının olmaması, daralmanın olması Türkiye'yi olumsuz yönde etkiler. Olmaması ise bizim tabii çok mutlu olmamız gereken bir durum. Bakalım ECB yetkilileri ne söylemiş? Bunun üzerine de sizlerin yorumlarını almak istiyorum. Öyle başlayalım. Ne dersiniz? Hadi bakalım. Bu yıl 25-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Jackson Hole toplantısından sonra FED başkanlarından açıklamalar gelmeye başladı. FED'in Şahin kanadında yer alan Richmond FED Başkanı Thomas Barkın, FED'in fiyatlardaki yükselişi yatıştırmak için çabalarını çekinmeden sürdüreceğini, ancak enflasyonda gerilemenin sorunsuz bir süreçte olmayacağını söyledi. %2 enflasyon hedefimize dönmeye bağlıyız ve bu hedefi yakalamak için ne gerekiyorsa yapacağız diyen konuşan Barkın, resesyonun bu süreçteki risklerden biri olduğunu da vurguladı. Diğer taraftan güvercin açıklamalarıyla tanınan Atlanta FED Başkanı Rafael Bostic ve New York FED Başkanı John Williams da faiz ve enflasyonla ilgili yorum yaptı. Atlanta FED Başkanı Bostic enflasyonun yavaşladığına dair gelecek verilerin kendisinin FED'in son iki toplantıda yaptığı 75 baz puanlık faiz artırımlarından daha düşük bir faiz artırımı yapmasına destek vermesini sağlayacağını söyledi. Bu yaz veriler enflasyonla mücadelede iyi haberlerin pırıltılarını gösterdi diye konuşan Bostic, burada anahtar kelime parıltı, enflasyon konusunda zafer ilan etmek için çok erken olduğu açık dedi. Güvercin tonunu Şahin'e çeviren New York Fed Başkanı Williams'a faiz oranlarının yükselmeye devam etmesini ve enflasyon bastırılana kadar o seviyelerde kalmaya devam etmesini beklediğini söyledi. Bir süre için sınırlayıcı bir politikaya sahip olmamız gerekti diye konuşan Williams, bu bizim için çok kısa bir dönem için uygulayacağımız ve sonra rota değiştireceğimiz bir politika değil dedi. Evet, şimdi hocalarım siz de gördünüz hakikaten Şahin tonlu açıklamaların sayısı da arttı. %75'lik faiz oranı isteyenlerin sayısı da arttı. Beklentiler daha yüksek bir faiz oranının geleceği yönünde. Bugün küreselden bize geçelim istiyorum. O zaman da Serap hocamla başlayalım. Bu hem Jackson Hole toplantısı arkasından bu FED Avrupa başkanlarının ya da yönetim kurulundaki yöneticilerin toplantıları, konuşmaları, Jackson Hole'daki konuşmaları, bunun yansımaları nasıl olur sevgili hocam? Sami Bey, şöyle başlayalım. Aslında FED biliyorsunuz sözde yönlendirmesini yaparken biraz gecikti yönünde açıklamalar da gelmişti. Yani biz geciktik aslında, bu bizim hatamız şeklinde Powell'ın bir açıklaması olmuştu geçmiş aylarda. Elbette FED faiz artımı konusunda biraz gecikti, ancak bu gecikmeyle birlikte bence bu Şahin adımlar kendini daha çok göstermeye başladı ve daha önce FED içerisinde var olan o çatlak seslerin de aslında yavaş yavaş kapandığını, azaldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla FED sene sonuna kadar 150 baz puanlık bir faiz artışına gidecektir ki zaten geçen haftaki o sempozyumda Powell'ın yapmış olduğu açıklamalara bakacak olursak %2 enflasyon hedefini tekrarladı biliyorsunuz ve orada özellikle Merkez Bankası'nın temel görevi olduğu yönündeki vurgusu oldukça önemliydi ve bu faiz artışlarının her ne kadar acı reçete olarak hane halkı üzerinde olumsuzluklar yaratsa da aslında enflasyonun doğuracağı sonuçların çok daha ağır olacağını, o nedenle de faiz artışıyla birlikte enflasyonun önceliklendirildiği, bu da çok önemli bakın çünkü
özellikle küresel bir durgunluk, resesyon endişelerinin olduğu konjonktürde bu çok net bir şekilde ifade edildi. 50 ya da 75 baz puanına ilişkin aslında her ne kadar satır aralarında bir 75'ten bahsetse de özellikle gelecek verilerin, makro veriler bağlamında bir karar verileceği açıklaması yapıldı. Ben açıkçası şunu da söylemek istiyorum. Biz şimdiye kadar hep FED'i önemsedik. FED'in verdiği, vereceği kararlar, yapmış olduğu açıklamaları daha çok dikkat aldık. Ama özellikle ECB'nin tutanakları da aslında çok önemli hale geldiğini söylemek durumundayız. Ve şimdiye kadar ECB'nin FED gibi şahin bir adım atmayacağı yönünde genel bir kanı hakimken tutanaklar incelendiğinde aslında ECB'nin de Eylül ayında bir şahin adım atması gündemde ve %2 enflasyon hedeflemesini onlar da dillendirdiler ve son gelen açıklamalara baktığımız zaman oldukça sert açıklamalar olduğunu görüyoruz. Küresel bağlamda merkez bankalarının bu denli bir faiz artışına gidiyorken bizim ülkemizde hala ince ayarlamalar ve makro ihtiyati tedbirlerle enflasyonun önlenmeye çalışıldığını görüyoruz ki ihracat ve yatırım kredilerinde KKM teminatına menkul kıymet şartının getirilmesi ve dün yine zorunlu karşılıklara ilişkin düzenlemelerin geldiğini gördüğümüz zaman ben açıkçası Eylül ayında da Merkez Bankası'nın farklı bir aksiyon sergilemeyeceği yönünde bir kanaat içerisindeyim diyebilirim Sami Bey. Peki Binhan Hocam, şimdi Euro bölgesinde enflasyon rakamları açıklandı. Şimdi ECB yetkililerin açıklamalarını Serap Hocam çok güzel değerlendirdi. Peki Euro bölgesindeki açıklanan enflasyon rakamları onların kamu maliyesine, onların ekonomilerine, onların bütçelerine nasıl yansıyacak? Yüksek enflasyon gibi ciddi bir problemi yaşıyor Avrupa uzun bir aradan sonra. Evet. 25 yılın en yüksek enflasyon sürecini yaşıyorlar şu anda. Sürekli yükseldi. Euro alanında enflasyon oranı, işte enerji dendi, temel gıda ürünleri derdi. Ama sonuçta çekirdek enflasyonda da yine bir artış var. %9.1 olarak açıklandı. Çift haneli enflasyon yaşayan ülke sayısı giderek artıyor. Özellikle eski Doğu genişlemesinden gelen ülkeler, yani Letonya, Estonya, Litvanya, işte Çekya ya da Bulgaristan, bunlar zaten çift haneli oldular. Avrupa Birliği ortalamasını düşüren, hani enflasyonda ortalamayı düşüren bir Fransa var. Ortalama Euro alanında ortalama %9.1 bu arada. Bir Fransa var. İşte İtalya Euro alanı ortalamasıyla beraber gidiyor. İspanya enflasyonu çift haneye geçti zaten. Şimdi Serap Hocam'ın söylediği gibi ECB'nin işi kolay değil ve bir enflasyon hedefi var. Fakat bu kadar farklı enflasyon oranlarını yaşayan ülkeler açısından para politikasında tek bir karar merciği olarak Avrupa Merkez Bankası'nın işi hakikaten zor. Çünkü ülkelerin hem gelişmişlik düzeyleri farklı, hem aslında tahvil getirileri de farklı. O yüzden evet, böyle bir bağımsız para politikasını uygulayamıyor Euro alanındaki ülkeler. Hani enflasyona çözüm olarak hepsi ECB'ye bakıyorlar, Avrupa Merkez Bankası'na bakıyorlar, gözleri orada tabii ki. Ama her ne kadar işte FED enflasyonla mücadelede geç kaldıysa da Avrupa Merkez Bankası ondan çok daha fazla geç kaldı. Şimdi enerji kriziyle beraber orada enflasyon büyüyecek. Enerji krizini yönetirlerse o zaman enflasyonda yavaşlama görülecek. Şimdi bizde de var enerji üfe mesela %350. Bizde de enflasyonun temel sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü üfeden bir geçişkenlik var. Enerji üfeden bir geçişkenlik var. Şimdi biz ne yapıyoruz? Enflasyonun üzerine İlave bir enflasyon yüklüyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? İşte gördük, gece yarısı açıklandı konuta, sanayiye, ondan sonra hizmetler sektöründe, KOBİ'lere hem doğalgaz hem elektrik zamları geldi mesela.
Şimdi biz burada bu enerjinin hem maliyet tarafını hem tüketici tarafında kullanım tarafını enflasyonda yükseltici bir karar almış olduk dolayısıyla. Hem hane halklarını ve işletmelerin karlılığını çok fena etkileyecek hem de enerjiden gelen bu enflasyonist eğilimleri baskılayacak bir şey değil. Tam tersini arttıracak bir şey. Şimdi Avrupa bakın enerjideki enflasyonu yani oradan kaynaklanan enflasyonun çözümünü arıyorlar. Ne zamandır arıyorlar? Vallahi ben bütün yaz acaba ne yapıyoruz biz ve onlar ne yapıyor diye hep inceledim. Ve çeşitli yerlere bu alanda da hani demeçler verdim. Ne yapıyorlar? Ya verimliliğine gidiyorlar. Enerji kullanımının verimliliğini bulmaya çalışıyor ve da tasarrufunu. Tabii. Çünkü doğalgazı ya da işte diğer enerji kaynaklarını Rusya kısıyor. Avrupa bundan çok olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla onları zorlayıcı bir faktör var. Burada işte elektrik üretiminde acaba kömüre mi geçsek? Doğalgazla petrol, Brent petrol uluslararası fiyatlama çok ayrıştı. Hangisini tercih etsek? Acaba Brent petrolü mü geçsek? Ya da nükleerin sayısını mı artırsak? Evet. Çok büyük bir çaba içindeler. Yani orada enerjinin böyle enflasyonist baskısının hala devam etmesi taraftarı değiller. Tabii. Ve tabii enflasyon çok yoksullaştırıcı. Halkı da enflasyonun bu enerjiden gelen enflasyona ya da fark etmez gıdadan gelen enflasyona da koruyucu önlemler evet. alıyorlar. Şimdi sürekli bir sübvansiyon mekanizması var. Bizde zam var, orada sübvansiyon var. Şimdi o zaman enflasyon nerede daha hızlı düşer? Bakar mısınız? Tabii. Şimdi Serap Hocam öyle güzel bir yere getirdi ki Binan Hocam konuyu. Az önce haberde de verdim. Fransız halkının %80'i 3000 euronun altında bir gelire sahip. Yani bugün ama devletin orada bir sübvansiyonu var. Burada ise işte BOTAŞ'ın dün akşam açıkladığı zamlar var. Herhalde hiçbiriniz ya da hiçbirimiz şu anda Lagarde'ın koltuğunda oturmak istemezdik. Çünkü çalışkan bir kuzey ve sirtaki yapan bir güney Avrupa var. Ve Avrupa'daki mesela CDS oranlarına bakıyorsunuz. İtalya'nın, Yunanistan'ın CDS'i çok düşük. Ya bu neden kaynaklanıyor? Çünkü tahvil faizleri yüksek olmasına rağmen ben baktım şimdi İtalya'nın, Fransa'nın tahvillerini kim satın almış diye. Yabancılar almamış, bankalar almamış, kendi halkları almamış. ECB almış. Yani ECB Fransa'yla, İtalya'yla Yunanistan'ı sırtlamış götürüyor. Tabii ki bu Alman ekonomisine, Alman halkının da bir süre sonra ya bir dakika biz çalışıyoruz, olmaz artık falan bu noktasına gelecek. Şimdi Avrupa'daki enflasyon, hocamın bıraktığı yerden devam ederseniz nereye doğru evrilir? Sübvansiyonlar devam eder mi? Ya da faiz artışı, parasal sıkılaşma nasıl gelişir orada? Ben açıkçası parasal sıkılaşmayla devam edeceğini düşünüyorum. Şimdiye kadar öyle düşünmüyordum geçen haftaya kadar. Daha çünkü şöyle söyleyeyim, durgunluk korkusu, bir resesyon korkusu çok fazla vardı Avrupa Birliği'nde. Ama geçen haftaki açıklanan tutanaklara baktığımız zaman enflasyon önlemenin aslında durgunluktan daha önemli bir hale geldiğini görüyoruz. Türkiye tabii bunun tam tersi bir tavır sergiliyor. Yani şu anda hakikaten dünyadan bambaşka bir boyuttayız ve ciddi anlamda bir ayrışma içerisindeyiz. Az önce Binhan Hocam ifade etti yani bu elektrik ve doğalgaza gelen zamları biz önümüzdeki aylarda enflasyonun daha yüksek bir şekilde bize dönmesi şeklinde göreceğiz. Kaldı ki büyüme rakamı açıklandı ve orada aslında tarımın büyüme içerisindeki oranının azalmış olması geçmiş aylara göre oldukça endişe verici. Çünkü şöyle ki FAO'nun raporuna baktığımız zaman Mart ayından itibaren küresel tarım gıda fiyatlarında bir azalma söz konusuyken Türkiye'de hala gıda enflasyonunun 3 haneli rakamlarda olması ve bunun devamının da gelecek olması bence Sami Bey oldukça endişe verici. Diğer yandan bu doğalgaz, elektriğe gelen zamların elbette ki reel sektör üzerinde çok ciddi bir yansıması olacak ve şöyle bir çelişki var. Yani bir yandan büyümeyi önceliklendirdik diye
diyen bir ekonomi yönetimi var. Ama diğer yandan da büyümeye ket vuran makro verilerle karşı karşıya kalıyoruz ya da o politikalarla karşı karşıya kalıyoruz. Geçen hafta yine bir orta vadeli program dillendirildi biliyorsunuz ve orta vadeli program açıkçası çok umut bağlamak gerekiyor mu sorusunu da sormamız lazım. Orta vadeli programda ben açıkçası fiyat komitesinin, fiyat istikrar komitesinin yeniden gündeme geleceğini düşünüyorum ve enflasyona ilişkin çok fazlaca bir adım atılmayacak bunun dışında ve yine cari fazla yaratmaya yönelik politikalarda devam edilecek diye düşünüyorum. Merkez Bankası ayın 22'sinde faiz kararını açıklayacak. Bir gün önce FED faiz kararını açıklayacak. Hani bütün bunları değerlendirdiğimizde Merkez Bankası bir farklı bir aksiyon sergiler mi diye bir umut içerisinde olmak istiyorum ama maalesef ki böyle bir şey sergileyemeyeceği de gayet net verilen siyasi mesajlarda zaten bu doğrultuda. Peki Binan Hocam, şimdi büyüme rakamları açıklandı ve dün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati dedi ki ekonomimizin alameti farikası dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyüme. Şimdi dünden beri alameti farika çok konuşulmaya başlandı. Yani izlenecek yol ya da işte bundan sonraki seyri bu şekilde olacak. Hani böyle seviyoruz böyle güzel laflar. Hatta hoş da oluyor biraz, hani geçmişi de hatırlatıyor bize. Dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte dillerden düşürmediği, ki benim hakikaten çok önemsediğim, Türkiye aş ve iş diyor. Şimdi aş ve iş için bu 7.9, hocam da söyledi, tarımdaki düşüş, inşaat sektöründeki düşüş, tüketerek düşüş, evet, bir büyüme. Şimdi oradaki rakamlar da zaten hizmet sektöründe de bir artışlar, büyümeyi ciddi anlamda artırıyor. Siz nasıl okuyorsunuz bu 7.6'lık büyüme oranını? Hakikaten çok büyük bir gösterge. Yani ne yapıyor bir ekonominin gidişatını nereden göreceğiz? Öncelikle büyümeden göreceğiz. Yani uluslararası arenada da çok çok geçerli. Hele seçime giden bir dönemdeyiz yani. Dolayısıyla büyüme hep öncüleniyor. Tamam. 7.6 geldi. Şimdi valla biz alt kırılımlara bakıyoruz. Şimdi bu akademisyenler de çok inceler, çok okur. sordunuz, iyi mi oldu biliyorum. Evet. Hizmetler sektöründe büyük bir atak var. Bakayım şuraya not aldım. Evet. Hizmetler sektörü geçen çeyrekte %14.9'luk bir şey var. İktisadi faaliyet koluna göre belli bir katkısı var büyümeye. Şimdi %18 civarına geldi, 18.1. Turizm canlı. Buradaki canlılık turizmden. Yani turizm işi, hani sonuçta yaz sezonu bitti, işte bugün 1 Eylül. Turizm sezonu Antalya civarı biraz daha devam eder. Ama hani sonuçta üçüncü çeyrekte de hizmetler yine iyi gelebilir. Ama arkasından mesela hizmetler ivme kaybedecek. Neye dönecek ki de? Mesela %13'e dönecek. %18'i tekrar bulmak zor. Çünkü onu besleyen alt elementler var. Sanayi aynı şekilde, işte ihracat var. Burada ibalat var bunun içinde. Ve sanayi de güçlü geldi. Sanayi de %26 geldi ki birinci çeyrekte %24 gelmişti. Bu da hani bir sonrakini biz düşünüyoruz, bir sonraki çeyrekteki büyümeyi. Bu da ihracat olanaklarına bağlı olarak ve tabii ki kurda, hatta pariteye bağlı olarak. Çünkü euroyla satış yapıyor ama bütün maliyetler dolarla. Evet. Dolayısıyla burada euronun değer kaybetmesi bizim ihracatçımızın durumunu olumsuz etkiliyor. Bu şartlarda da pariteye ve kurdaki hareketliliğe bağlı olarak ve Avrupa'nın resesyon riskine bağlı olarak sanayimizin durumu ortaya çıkar. Yani üçüncü çeyrekte işte Serap Hocam da atlattı oradaki dengeyi. Yani Avrupa Merkez Bankası bir enflasyonla mücadele için bir faiz kararı verecek. Bunu resesyon korkusundan nereye getireceğini tam olarak belli etemiyor. Dolayısıyla burada bu resesyona girerse Avrupa, bizim de hem ihracat hem sanayi olanaklarımız olumsuza dönecek. Ama bizim
en çok dikkat etmemiz gereken şey, hepimiz ücretliyiz. Ücretli kesim sayıca fazla ama gel gelelim büyümeden aldığı refah payı düşük ve bu giderek düştü. Yani bunda mesela iş gücü ödemelerin hani gayri safi katma değer içindeki pay itibariyle böyle 2016'da %41 olduğunu biliyoruz ama şimdi %25'e geriledi. Yani nüfus olarak artıyor iş gücü, işverene maliyeti olarak artıyor, gel gelelim bir de böyle bir şey var. Evet. Büyümeyi ivmelendirmede tüketim yapsın, ekonomiyi canlandırsın diye hep böyle herkesin gözü onda. Sonuçta sanayici ve iş adamı tüketici için bunları üretiyor yani. Dolayısıyla ama gel gelelim giderek fakirleşiyor. Yakında hane halkı tüketim harcaması daralırsa da ne olacak? Elbette enflasyona karşı ezile ezile ne hale geldi? Hane halkı tüketim harcaması da daralınca bu sefer bu da yine 3. çeyrek büyümesinde bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkacak. Şimdi 7.6'nın toplamda hani makro gösterge olarak olumluluğun yanında ben bu büyümeden kim ne kadar refah payı aldı ona bakarım. Çok geniş bir kesim, nüfusun çok geniş bir kesimi maalesef bunu hissetmiyor. Zaten %25'te kaldığını görüyoruz. Alacağımız var yani refah payı itibariyle. Peki. Bu şekilde düşünüyorum. Serap Hocam, şimdi bu büyümenin ve %7.6'nın hani tüketerek ya da harcayarak oluştuğunu, talebin öne çekildiğini, İşte Binan Hocam'ın dediği gibi hizmet sektöründe özellikle turizm kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bu turizmin ben hani bu önümüzdeki kış aylarında da Avrupalı yaşlı turistlerin Türkiye'ye gelip uzun sezon burada Avrupa'daki yüksek faturalardan kurtulmak adına da Türkiye'de kalacağını tahmin ediyorum. Zaten yaz ay kış aylarında Antalya bölgesine gittiğimde hep otellerde yaşlı Almanya'da İngiliz, Fransız turistleri görürdük. Onlar için güzel bir imkan tabii ki bu. Peki kalkınmadan büyüme ya da tasarruf etmeden büyüme sürdürülebilirlik kavramına ne kadar içini doldurabilir? Çünkü Sayın Nebati açıkça söylemiş, sürdürülebilir kalkınarak ve sürdürülebilir istihdamı artırarak ve yeni politikalar. Şimdi büyüme ve kalkınma zaten birbirinden apayrı iki kavram. Büyüme sonuçta bir önemli bir makro gösterge ama kalkınma ekonomik bir gösterge olmanın dışında sosyal bir yönü de var. Yani dolayısıyla her büyüyen ekonomi bir kere kalkınan ekonomi demek değil. Önce onun altını çizelim. Tabii. Dolayısıyla büyümeye ilave olarak sosyal, politik, kültürel anlamdaki iyileşmeleri de biz kalkınma içerisinde değerlendiriyoruz. Binhan Hocam'la biz dün sosyal medyada da yazıştık. Tespitleri çok doğruydu. Şimdi özellikle sürdürülebilir büyüme biz ekonomistler için oldukça önemli. Bir de büyümenin kompozisyonu. Şimdi %7.6'lık bir büyüme, yani beklentilere paralel gelmesi aslında bu büyümeyi çok da masum kılmıyor açıkçası. Çünkü özellikle hane halkının büyümedeki payının çok yüksek olmasına rağmen bu büyümeden aldığı payın düşük olması aslında yoksullaştıran bir büyüme olduğunu bizlere gösteriyor. Dolayısıyla bunun devamlılığı oldukça endişe verici, devam edip etmeyeceğiz. Zira tüketim ne zamana kadar sürecek? Çünkü enflasyon karşısında satın alma gücü ciddi anlamda azalıyor. Türk İş'in yapmış olduğu açıklamada açlık sınırının, yani asgari ücretin açlık sınırının 1400 TL yaklaşık altında kaldığını gözlemledik. Yoksulluk sınırı 22 bin TL'yi geçti. Dolayısıyla bu denli bir açlık ve yoksulluk sınırının tavan yaptığı bir ekonomide biz hani refahı artıran bir büyüme olmadığını gayet net bir şekilde görüyoruz. Yani öyle bir noktaya gelinecek ki Binhan Hocam'ın söylediği gibi hakikaten reel sektör ürettiği ürünü satacak tüketici bulamayacak. Dolayısıyla da 3. ve 4. çeyrekte bu büyüme devam eder mi sorusunu soracak olursak o ihtimal oldukça düşük. Yine
Avrupa Birliği'nin nasıl bir evrime içerisinde olacağı, çünkü ihracatımızda çok büyük bir payı var. Sonuç itibariyle bence sevinmek için biraz erken diye düşünüyorum Sami Bey. Diğer makro verileri de göz önüne aldığımız zaman. Efendim çok keyifli yine bir Perşembe klasiğinin sonuna geldik. Önümüzdeki Perşembe günü bakalım neler olacak. Ben de sizlerin sosyal medyalarını çok sıkı takip ederek konuşmalarınızı ve yazışmalarınızı okuyorum ki hani gündeme hazırlık yapayım diye sevgili Profesör Doktor Serap Durusoy ve sevgili hocamız Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz ve bugün de beklenti raporuyla sabah ekranının sonuna geldik. Şimdi yarın cuma, yarın haftanın son iş ve işlem günü olduğu için de yarın sabah 7'de Türkiye'nin ekonomi kanalı EkoTürk'te sizleri saat tam 7'de bekliyorum. Kimselere randevu vermeyin. Saatinizi 7'ye 5 kalaya kurun. Yüzünüzü yıkayın. Çayınızı kahvenizi hazırlayın. Bekliyorum efendim. Görüşmek üzere.